can I fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't. Gelen genç çiftçi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün günlerden 14 Mayıs 2023 Pazar. Evet, bugün gördüğünüz gibi ayçiçek ekimine başladık yeni makinemizle. Dün hazırlamıştık. Siz bu videoyu hazırlama videosundan sonra izleyeceksiniz. Bunları inşallah kısa bir zamanda paylaşabilirim. Evet, bugün yeni makinemizle artık ekiyoruz. Geçen sene Lüleburgaz Tarım Fuarı'nda almıştık. Bu videosunu buraya kartlara koyarım sağ üstte. Şöyle bir içeri de geçeceğim şimdi. Evet, şimdi içeri geçtim arkadaşlar. Şöyle. Evet.
Toprak dün tavlıydı ama bugün yine tav var mı? Ama biraz kurumuş daha sanki dana göre. Yeşilçe koyuyor rüzgarda. Güneş koyuyor. Evet. Bu arada şu anda Pioneer değil Chelsea ekiyoruz arkadaşlar. Demiştim zaten videolarımda bahsetmiştim. Çeşit tohum ekeceğiz diye. Buraları Chelsea ekiyoruz. Kaç kilo gübre atıyoruz buna? 20 kilo gelecek şekilde gübre koyduk. Tamam, 20 kilo gelecek. Denemesini burada yapıyoruz. Tabii ilk denemeyi burada yapıyoruz. Bakalım bu sene ilk defa Chelsea tohumunu deneyeceğiz. Bir de geldi tohumunu deneyeceğiz. Thank you.
Arkadaşlar şimdi bu tarlayı ben hiç çekmedim. Bu tarlamıza geldik. Burası 40 dekar bir tarla. Buraya ekiyoruz şimdi. Bu videoyu ne zaman yayınlarım? Yani birkaç gün sonra yayınlarım büyük ihtimal ama bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Buradan herkesin Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Bütün emekçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun. Daha kaç gün önce yağmur yağıyordu, şimdi toz attırıyor traktörün arkası, makine toz olmuş arkadaşlar. Bakalım, bu sene inşallah hayırlısıyla ayçiçek tohumlarımız çıkar. Herkese tabi bereketli olsun, herkesin tohumu inşallah güzel bir şekilde çıkar. Şimdi burada benim bir gözüm hasçaya yaradı arkadaşlar. Burada unutmasam onun bir videosunu koyarım geçen seneden ekerken ki. Onun bir de sesi farklıydı. Çok değişik bari. Onu buraya koyarım. Ama artık eskiler eskide kaldı. Biz geleceği yaşıyoruz. Tarlamızda toprak tam şey değil, yani orta yerlerine doğru biraz kum, geri kalan yerler kepir toprak, yani siz nasıl söylersiniz bilmiyorum ama siyah toprak, yani öyle diyeyim. Zaten burada kamerada da ayrılıyor, bir bakayım. Kamerada çok belli olmuyor ama ayrılıyor, böyle rengi farklı. Yağmur çiselemeye başladı ya. Aslında ihtimal hiç göstermiyordu ama yağmur çiseliyor şu anda. İnşallah yağmur bize, hava bize izin verir de ekebiliriz ama şu anda yağmur çiseliyor gerçekten. Niye yağmur yağıyor ya? Bugün ihtimal göstermiyordu. Tamam, hava bulutlandı da ihtimal yoktu yani bugün. Hava bulutlandı. Dün de zaten talihsiz bir olay yaşadım. Tarlada telefonu kaybettim. Tabi siz o videodan sonra bunu izleyeceğiniz için bunu söylüyorum. Ama şanslıymışım yani, telefonumda hiçbir şey yok. Tabi o anki heyecanla ben onu çekemedim. Böyle oldu. Bayağı bir aradım onu ya. Yarım saat, 40 dakika falan aramışımdır en az. Şöyle yukarıdan göstereyim. Bayağı uzakta kaldık. Yağmur atmaya başladı ya. Buralarda da buğday var. Dün çekmiştim yine. Karıştırdığımız yüzü. Her yerde buğday çıkıyor diye. Bakın burada. Başak bile yapmış yani buğday. Hatta cebimde bile var dünden kalan. Böyle düşmeyse göstereyim. Biraz yamulmuş ama size göstereyim şöyle. Başak var yani. Bakın burada aslında toprak ayrılıyor. Şu sol tarafı bakın. Siyah toprak, ortası kum. Kumla karışık toprak. Yağmur da aslında yağmaya başladı ya. Niye? Aslında ihtimal göstermiyordu. Şimdi yanılttı herkesi. Yağmur yağsın, bereket güzel de yani ekmek işini bitirebilseydik bari en azından.
Bu arada videonun başında tren geçmişti. Bakın oray, yani o hat tren yolu hattı buradan da geçiyor tarlanın aşağısından. Buralarda hep tarlalarımızın çoğunun yanında tren yolu geçiyor. Ve yani pis su geçiyor, dere geçiyor. Bir tek bizim tek var 150 dakika olan tarlamızda şey geçmiyor, tren falan geçmiyor. Orada da yol geçiyor, arabalar geçiyor oradan da. Vallahi yağmur biraz uzanmaya başladı. Yani hiç belli olmuyor çünkü yerde fazla belli olmuyor. Kamera da ıslanmaya başladı ya. Kameranın üstüne bir şey koyayım diyeceğim de yok, yani koyacak bir şey yok. Şöyle yapacağız, şapkayı çıkaralım. Şunu şapkasını takayım. Şunun üstüne şapka koysam. İnşallah sesim alıyordur bu arada. Yok böyle sesim almıyor yani. Böyle çekemeyeceğiz mecbur. Neyse. Başka böyle de çekmeyelim. Biraz ıslansın fazla zaten. Şu anda öyle bir yağmur yok. Lotus'un egzozunun sesi de gerçekten çok güzel geliyor. Böyle pata 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 ses geliyor. İçeriden çok farklı ses geliyor. Yani içeriden bu kadar fazla ses gelmiyor ama içeriden farklı ses geliyor. Dışarıdan farklı ses geliyor. Biraz kaçalım. Tarlayı bari bitirebilseydik ya, yağmur. Yani bugün ihtimal göstermiyordu aslında ya. Bakayım, yaz yağmuru aslında. Yani yaz yağmuru olmuş sadece büyük ihtimal. Çünkü ihtimal yoktu, göstermiyordu. Biz bir bakalım yine. Dün de söylemiştim bu uygulamayı. Rainweaver arkadaşlar uygulamamız. Ya bugün ihtimal vermiş bugün. Ekemeyeceğiz galiba ya. Neyse şurayı bir bitirebilsek bari en azından iyi olur. Şöyle size göstereyim. Pazar bugün gösteriyor ihtimal. Salı, çarşamba, salı göstermiyordu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesiye kadar ihtimal gösteriyor. Çarşamba gösteriyordu sadece yağmur. Ama ihtimal arttı. Neyse. Hemen bir gübre doldurup geliyoruz. Evet. Gübreyi doldurmak için devam ediyoruz. Az bir yer kaldı zaten. Bir iki kere. İki kere gitmeyle bitecek diyeceğim de aşağıları biraz daha geniş. Burada bitebilir ama aşağıda hala yer kalır. Yağmur durdu. Yağmur yağacak ama biraz tisayla durdu. İnşallah bitirebiliriz. Bu arada tarlaya da aynı şekilde çel sekiyoruz. Yani Chelsea, Syngenta'nın ürettiği. Bu. Pioneer da var. Ama Pioneer bugün yetmez, sekeceğiz. Pioneer geçen seneden kalan
146 var. Bir tane daha aldık, o da yetmezse o bu seneden. O 130. 146 ile 130 zaten aynı gibi hemen hemen. 146-130'un bir çeşidi diyebiliyorum. Yani ikisini de karıştırsak fazla bir sorun olmaz. Ben şeyi merak ediyorum bu sene. Yerli tohumu merak ediyorum. Onun ekilişine ben denk gelemeyeceğim büyük ihtimal. Ya da bilmiyorum, belki yine birkaç saniye çekerim veya Instagram hesabımda paylaşırım. YouTube videosu çekmesem bile buradan reklamımızı yapalım. Şu anda ekranda çıkan Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma beğenip kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve etkileşim için yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada dünkü video bayağı bir uzun oldu. Yani şu anda editini yapmadım ama çekimi 1,5 saat, bir saat 40 dakika falan olmuştur. Bakalım ne kadar düşürebileceğim. Kese kese. Dün eğlence vardı ya. Dün arabalar geçerken eğlenceli. Şimdi trende 40 yılın başı geçiyor. Yani 40 yılın başı dediğim günde bir kere, bir kere değil, 5-6 kere falan geçiyordur en az da. Yani burada da tek eğlence tren. Başka uçak da geçmiyor ya. Uçak da geçer normalde. Şu anda uçak geçmiyor. Karşıdaki tarlalar çok güzel duruyor burada. Uzaktan çok... Vay be, D30'u aldığımız zaman ekmiştik en son burayı. Gün döndü. Şimdi yine ekiyoruz. İki yıl olmuş. İki yıl doldu zaten. İki yılı geçti D30'u alalım. D30'u biz aldık zaten ilk sene. Direkt gün döndü ekmeye gitti. Sonra araç ektik mi hatırlamıyorum. Öyle direkt işe başladı yani. Geldiği gibi zaten 2-3 haftada 100 saati geçti. O anda korna yapıyor oradan. Bu arada şu anda unutmazsam video sonunda makine hakkındaki deneyimlerimizden bahsedebiliriz. Yani ben değil, babam da bahsedebilir. Yani ben zaten bahsetsem ben kullanmadım. Ben etmiyorum. Büyük ihtimal ben babama sorarım deneyimlerini. Hani geçen seneye göre nasıl, iyi mi? Videonun sonuna veya ortalarında bir yere koyarım. Yine hani almak isteyenler dinler. Çünkü almak isteyenlere ben şuradan bir tavsiye verebilirim. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Zaten Neverland'ın bir şeyi, makinesi. Neverland'da güvenimiz sonsuz. Zaten Neverland traktörümüz bizim de daha önceden vardı. Makine İrtem'in 4 sıralı ayçiçek ekme makinesiyle aynı. Yani havalı müvizeriyle aynı. Zaten makinenin üstünde yazıyor. Buraya fotoğrafını ben koyarım. İrtem yapısına aittir, Neverland için üretilmiştir gibisinden yazıyor. Yani güven konusunda sıkıntınız olmasın. Ama özellikleri konusunda dediğim gibi babam yorum yapar. Onda. Hatta onu daha sonra çekerim ama ben buraya koyarım unutmazsam. Baba, şimdi makine hakkındaki düşünceler neler? Hani alınır mı? Nasıl kolaylıklar sağladı? İlk kullanım hakkındaki düşünceler neler? Valla geçen senelere göre bu sene çok rahat ettik. Keşke daha önce alsaymışık.
Evet tabii Asya'dan sonra daha rahat oldu. Hani alınır mı? Alınır alınır. Herkese tavsiye ederim. Zaten Neoland marka bizim makinemiz. İrteme Evet ben söylemiştim zaten diyorlar. yaptırıyor. Aynı hiçbir farkı yok. Sadece boyası farklı. Bir de gübre kutuları plastik değil metal. Birebir aynı. Evet. Yani almak isteyen arkadaşlar da buradan bilgilendirmiş olduk. Tavsiye ederiz. Fuarda baksınlar. Evet. Önümüzde Lüleburgaz fuarı var. Ben yine size çekerim arkadaşlar orada olursa. Çekersen bir de. Buradan siz yine izleyebilirsiniz. Hatta bu bölümü ayırabilirim. Hani makine hakkındaki görüşler, düşünceler alınır mı alınmaz mı diye yazarım. Hem sizin için de faydalı olur. Hem biz de bilgilerimizi aktarmış oluruz. Bu sene aslında fazla derine değil de biraz daha üstüne ekmeği istiyoruz. Ama yine derin gidiyor. Karıştırmadan dolayı oluyor bu. Hani makinenin ayarından dolayı da yine derine gidiyor. Şöyle bir bakalım belki tohum bulabiliriz burada. Karıştıralım biraz. Şurada var galiba. Şöyle açalım biraz şurayı. Altı çamur yine. Tohum çıkmıyor bazı yerlerde. Neyse burayı kapatalım. Burada bulamadık. Şuraya ortalara bir yere bakalım. Şuraya bakalım nasıl. Burada da bulamadık hayret. Derine gittiği için biraz bulamıyorum. Ama yani az önce baktık. Derindeydi bayağı. Havayı çeken yerde tohumun gittiğini göstermek isterim. Ama şu anda çok tozuyor. Onu çekersem ancak Reels olarak çekerim. Hani çekmezsem de kalır ama ne diyeyim. Burada şey var, bunu atalım kenara. Atamadım da neyse. Aslında kamerayla da çekerim de. Şimdi koşmam lazım. Çok her tarafım, üstüm, başım, her yerim toz olur. O yüzden yapmıyorum. Hani biraz daha toprağın bu kadar kuru değil de biraz daha şey olduğu yerlerde yaparsam hemen çekersem o zaman çekerim. Az önce dediğim şeyi şimdi size göstereceğim. Bu ne? Burada mantar mı yoksa taş mı? Mantar mı? Dur bakayım. Ha, bu taş değişik bir şeymiş. Bakın burası ince kaldı baya. Ama aşağısı hala geniş duruyor. Bir iki yıl içinde de, hatta bir yıl sonra falan Deotus'un tanıtımını tekrar çekebilirim. Yani tanıtım dediğim, yani çektiğim video zaten bayağı izlendi. Hatta YouTube'a yazınca öne çıkanlar da çıkıyor. Yani YouTube'a Deotus var 480'e yazsanız, biraz aşağı kaydırsanız benim videom çıkıyor. Yani o video da bayağı izlendi, onun için size tekrar teşekkür ederim. Ne diyordum? Bir yıl sonra tekrar tanıtımını yapabilirim. Hani uzun kullanım konusunda. Ama bir yıl sonra tekrar D30 var. 4000 serisi üretir mi? Onun hakkında pek bir fikrim yok. Yani üretilmesi son bulacak diyorlardı ama
Bilmiyorum son bulur mu. Tabi ben bir yıl sonra şey yaparsam traktör 3 yıllık olur. Üretilmeye devam ederse yenilerinde özellikler farklı olur, şey olur. Şey değişir, motor değişir, euro kaç oluyordu, euro hatırlayamadım şimdi. Buraya yazarım onu. Unutmazsam her şeyde yazıyorum vallahi. Motor falan değişebilir işte, şanzıman falan değişmez, en fazla motor değişir, 5000 serisine koydukları motoru koyarlar. Ama bu modeldeki halini tanıtabilirim yani. 2021 model halini tanıtabilirim. Yenisini de tanıtırım aslında ama bayiye gitmem lazım. Hatta öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yazın olursa yapabilirim onu. Burada da video fikri söylemiş oldum. Sürpriz kalabilirdi ama neyse. Dediğim gibi hani bayilerde traktörleri tanıtabilirim. Bu da güzel izlenir. Hem de sizin fikriniz, düşünceniz olur. Ya da almak isteyenler görür. Biraz daha yaklaşalım. Bayağı da kum buraları. Yan tarla da ekilmiş. Bakayım daha çıkmamış. Şuradaki buğday da güzel. Toprak yapısı burada da bakın değişiyor. Fark ediliyor hatta. Evet, burada bir üçgen oluştu. Şöyle üçgenin ucuna doğru gidelim. Ama çok uzun bir üçgen oldu. Niye uzattım uzunu bilmiyorum. Ama gerçekten çok uzun bir üçgen oldu. Değişik bir şey tarlanın yapısından dolayı. Şurada şöyle geldiği için burada düz gidiyor. Bu tarlayı ben hiç video çekmedim. Söyledim galiba ama bu tarlayı ben hiç video çekmedim. Tarlayı da görmüş oldunuz. Artık ilerleyemiyorlardı yine bu tarlada. Yani daha biçerken değil de bilmiyorum, biçerken falan çekilirim bence. Çekebilirim. Çünkü ara çekeceğimiz konusunda pek bir fikrim yok. Hatta ara çekmeyebiliriz bu sene. Tam dediğim gibi emin değilim. Orası bitti herhalde. Ben biraz buradan uzaklaşayım yavaş yavaş. Kum olduğu için bayağı da batıyor burası. Altı da yaş zaten hala toprağın. Bu arada buğdaylar için artık biçim videosunu çekeceğim. Çünkü pas ilacına denk gelemedim. Pas ilacını babama atmış. Pasa geçen sene denk geldim zaten. O videoyu da izleyebilirsiniz kartlardan. O videonun görüntüsü de aslında biraz güzel değil ama neyse, izlemek isteyen olursa izleyebilir. Uzaklaşalım. Yine burada üçgen olmuştu. Evet, bakın buradan toprağın yaş olduğunu anlayabilirsiniz. Hemen bakalım. Burası yaş biraz, toprak zaten. Bakalım tohum bulabileceğiz mi bu sefer? Elimde şey de yok ya. Kazmaya. Şu tohum galiba. Bakalım. Aynen tohum. Yok, tohum değilmiş, bu ne ya? Taş gibi bir şey. Neyse. Tohumu bakalım. Neyse, bulamadık. Kapatalım üstünü.
Ne kadar tozladığına bakar mısınız arkadaşlar? Sanki toprak çok kuru. Ama biraz kum olduğu için de tozuyor. Şuradan gideyim de batmam burada. Evet arkadaşlar, kameranın pili bitti. Diğer pil de bitmiş. O yüzden şimdi telefondan çekiyorum. Görüntü kalitesi biraz düşük olur. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu tarla 150 dekar olan tarlamızı biçtiğimiz zamanki videoda ikinci çektiğim tarla. İlk tarla da bu videoda çektiğim ilk tarla. O videoda çektiğim ilk tarla. Bu videoda çektiğim ilk tarla. Az önceki tarlayı hiç çekmemiştim. Zaten az önce bahsettim. Burası da 30 dekar. Yağmur yağıyor şu anda arkadaşlar. Burayı inşallah bitirebiliriz en azından. Yağmur izin verirse. Şöyle kamerayı da bir sileyim. Su geldi kameraya. Şöyle biraz parlak çeksin. Parlak çekmesin de ben parlatırım ama. Az önce bu kadar yağmadı. Ama şimdi daha çok yağıyor. İnşallah kamera, yok telefon fazla titremiyordur, kamera diyorum, kamerayla çekmiyordum. Şöyle biraz aydınlık burası da bakın şu taraf. Yani şurası boydan boya. Şu boya. Yakınlaştıracağım şimdi. Şuralar hep boydan boya. Mera arkadaşlar. Tarla değil. Aslında bir tane mantarlı toplama videosu çekmiştim ama o videoyu paylaşmadım. Hatta o videonun kayıtlarını da sildim. Kayıtlara gittim. Ama telefonda birkaç görüntü var. Hala onunla ilgili. Toprak. Bunlar kefir ama
Şu köşesi bakın. Şöyle ayrılıyor zaten. O taraf kum. Biraz. Burada fazla tozan biri. Az önce bayağı tozlamıştı. O da kum olduğundan dolayı. Yani tarlanın her yeri kum değil zaten de. Kum yerde son zaman yaptığımızdan. Kum yerde son zaman ekim yaptığımızdan dolayı. Böyle. Yağmur şu anda durdu galiba. Aynen, yağmur şu anda durdu. Ama hava durumu belli olmaz. Allah izin verirse bugün ekeceğiz. Bugün parçaları bitirebilir miyiz bilmiyorum. Bugün parçaları biterse yarın büyük tarla ekeriz. Çok da uzakta kaldım ya. Neyse, fazla yakınlaştırmayalım. Biraz daha göreyim. Dün bayağı uzun bir çekim yaptığım için kameranın pillerini tam dolduramadım. Ondan şu anda piller bitti. Zaten bir tanesini doldurabildim anca. Ondan telefondan çekiyorum. Zaten bu videoda yarım saat 40 dakika oldu galiba. Yani 40 dakika olmasa bile yarım saat oldu herhalde. Tam olarak bakmadım kaç dakika çektiğim toplam. Bu sene gündönleri biraz daha geç biçebiliriz. Yani gündönü diyorum. Ayçiçek, siz yine anlarsınız ama ayçiçekleri biraz daha geç biçebiliriz. Zaten geç ekiyoruz. Normalde Eylül başı Ağustos sonu biçilir bizim buradaki önüne. Sizin bölgenizde nasıldır bilmiyorum. Telefondan da görüntü güzel çıkmıyor. O zaman birkaç tane daha çekerim. Bundan sonra artık videoyu kapatırım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Saniye öyle bitirelim. Yakınlaştırınca da kötü gözüküyor ama. Şöyle yapsak. Şöyle fazla kötü gözükmüyor. Dediğim gibi birkaç tane daha çekerim. Yani başka tarlaya ekebilirsek onları çekelim. Bundan sonra videoyu kapatırım. Telefondan güzel görüntü çekemiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bu tarlamıza geldik. Bu tarlayı da ben size hiç çekmemiş olmam lazım. Aynen. Hiç çekmedim bu tarlayı. Bu tarla şu karşıda da bakın bir tarlamız var. Şöyle karşıda boş bir tarla var bakın. Onun karşısında hemen. O tarlada geçen sene rekor buğday aldığımız tarla. Yani pas ilacı videomda çektiğim ilk tarla orası. Fazla bir çekim yapamayacağım. Telefonum da şarj azaldı. Birkaç dakika daha burada çekeceğim. Sonra bir daha video kapanışı yaparım. Ve yani birkaç tane çekerim yine sizlere. Burası da 25 dekar bir tarla arkadaşlar. Bu da tren yolunun yanında bir tarla. Yani zaten videonun başında söylemiştim. Tarlalarımızın çoğu tren yolunun yanından geçiyor diye.
Çok sarsılıyor şu anda kamerayla çekmediğim için. Burası da tarlanın çoğunluğu kepir. O tarafı kum. Bir dakika şöyle. Şu tarafları kum. Ama çoğunluğu kepir, yani siyah toprak. Tren geçerken keşke çekseydim ya. Videonun sonuna koyardım en azından. Neyse, belki tekrar geçer diyeceğim de biraz zor.